Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da 2-3 gün önce Ranger Shotgun oyuna geldi diye bir video paylaşmıştım biliyorsunuz ki. Ve bu shotgunla double shotgun yapılabiliyor ve aşırı güçlü oluyor yani. Zaten damage'ı 130 olan bir şey uzaktan 50 metreden sıktığınızda. Bir de bununla double shotgun yaptığınızda gerçekten hani mükemmel seviyede güçlü bir şey oluyor. Videoda zaten izlerken göreceksiniz. Videoya geçmeden önce içerik bazında erme kodunu kullanmayı mutlaka unutmayın. Ve arkadaşlar bu video özel. İçerik bazında erme kodunu kullanan birine yani giriyorsunuz item shop'a giriyorsunuz. Gelsin bir saniye. Burada erme kodunu kullandığınızda onaya bastığınızın SS'ini bana Instagram'dan fotoğrafını atarsanız bir kişiye 1000 V-Bucks vereceğim. 1000 değil daha doğrusu 800 çünkü V-Bucks verme kapalı. Yani 800 paperlik bir şey hediye edeceğim. Arasından bir çekiliş gibi bir şey yani. Video umarım hoşunuza gider. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi oyuna geçtik. Bildiğiniz gibi birkaç gün önce oyuna yeni shotgun geldi diye video paylaşmıştım. Oyuna Ranger Shotgun isimli bir shotgun geldi. Yani böyle başa Sniper Shotgun yazmıştım. Hatta birçok kişi tepki vermişti izlemeden. Clickbait zannedip ama ben çok clickbait yapan birisi değilim. Sonrasında çok kişi clickbait demiş harbiden gelmiş falan dedi. Yani oyuna Sniper Shotgun geldi kısaca. Dur şuradan tırmanabilirim. Onunla double shotgun yapabiliyoruz. Bugün onu yapacağız ama öncelikle burayı temizlememiz lazım. Bismillah. Benim falan var mı senin? Varmış. Galiba 4 tane splash'a basacağım burada. Oh. Abi gelmeyin şöyle korkuyorum. Arkadaşlar şu an birazcık konuşmuyorum. Sessizim farkındayım. Çünkü şurayı temizlemem gerekiyor. Temizleyeyim sonrasında her şeyi konuşacağız. Ranger Shotgun'dan bir tane bulduk zaten. 3 tane bulmamız gerekiyor. Ben nasıl full shield olmadım? Man what the fuck? Ben full shield olmam gerekiyordu. Heavy sniper'ımızı da alalım. Şu anda early diye alıyorum çünkü alamayacağım. Double shotgun alacağım. Yani iki tane shotgun almam gerekiyor. Double shotgun yapabilmek için. Oh. Hayır ya. Kötü durumdayız arkadaşlar. Şu anda kötü durumdayız. Çünkü adamlar bize bayağı bir damage attı. Burayı temizlememiz gerekiyor. Burayı temizlemeden bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Şöyle alacağım. Buraya gelirse ağzına edeceğim onun ama gelmedi. Lan burada adam var. Dur bir saniye. Ben ne yapıyorum ya? Hala var mı ki adam burada? Yok galiba. Hala chest var ama burada. Abi şu anda sadece yaşamak istiyorum abi. Yani yaşamak dışında bir şey istemiyorum. Ölüden güzelce çıkalım. Kilin de çok önemi yok yani. Ölüden çıkalım yeter. Neden böyle diyorum? Yani yanlışlıkla OBS'i gitti. Çok pardon. Neden yaşıyorum diyorum? Çünkü herkes Ranger Shotgun kullandığı için arkadaşlar. Herkes Ranger Shotgun kullandığı için oyun oynamak imkansız hale geldi yani. Herkes de Ranger Shotgun var. Ve herkes çok fazla vuruyor yani. Hani. Sürekli ölüyorum bu 5. oyunu falan. Abo. Ben o fight'a join diyorum. Bu adam sizce orada bekler mi yoksa gelir mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani bu adam beni duydu ve orada bekleyecek. Ben bir iki basıp onun kafasına gideceğim ya. Öldüm.
Ölmedim. Çok güzel bir taktik yapacağım şu anda. Yalnız beni öldürür lan. Benim 115 canım var. Bir saniye. Şitleri ve minion basayım. Bu adam ölü ya. Ben bu adamı öldürürüm çok kolay. Bu adam şu an ölü yani. Mezarı kazılmış. Ne bastı lan o? Hit bastı. Bakın taktiği izleyin. Çok kolay abi. Bu kadar kolay. Şiton. Bu kadar kolay arkadaşlar. Nerede araba? Oo. Araba bayağı gitmiş. Aa şeyi bıraktım. Ranger shotgun'dan 2 tane bulduk. Şimdi nasıl double shotgun yapılacağını göstereceğim. Bu silah arkadaşlar dediğim gibi çok OP yani. Büyük ihtimal kaldırılacak veya nerflenecek. Kaldırılmaz da nerflenir. Yani adama 130 vuruyorsunuz. Ardından SMG geçtiğiniz gibi SMG'nin reload'u yok. Fuck çok. Geçtiğiniz gibi o adam onu öldürdü. Şiton. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadım. Bir shotgun 110 vurdu. Diğer shotgun da 110 vurdu. Yani gerçekten çok OP bir şey. Adamı çok kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Yani bilmiyorum. Bence gereksiz güçlü. Yani gerektiğinden daha güçlü. Çünkü 130-120 vuruyor uzak mesafeden. Adama 110 body vurdum. Bakın headshot bile değil. Body ile 110 vurdum. Diğer shotgun'a geçtim. Vurdum. Adam şey oldu yani böyle bir. Adama zaten sıktığınızda adam o canının gittiğini gördüğünde böyle bir şey oluyor, üzülüyor. Morali bozuluyor. O morali bozulmasıyla beraber biz bir de sıkıyoruz kapısını böyle tak. Ölüyor direkt yani. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu shotgun hakkında? Sizce nasıl yani? Kullanıyor musunuz veya geldiğinden beri? Ben yaklaşık bir 2-3 gündür oynamıyorum, hastayım. Hala sesim biraz hasta sesi gibi. Yani çok güçlü olmuş. Arenada da var, her yerde var. Turnuvalara geldi. Galiba değil mi? Geldi değil mi turnuvalara? Ben sanki arenada oynamıştım bu shotgun'la şu. Oyuna Rift to Go gelmiş, Dance Bombası gelmiş. Yani gelmiş de gelmiş. Sırf ben oynamıyorum diye Fortnite'a her şeyi getirmişler. Oynamıyorum dedim, 3 gün oynamadım diye yani. 3 kill'e güzel bir başlangıç yaptık şu anda. Şu anda build'siz mod oynuyoruz bu arada ve artık şu anda dememem lazım değil mi? Arkadaşlar diyorduk. Şimdi arkadaşları bıraktık arkadaşlar. Ama arkadaşlar şu anda diyoruz. Arkadaşlar. Yani bir şeyi bırakınca diğer şeyi diyorum hep. Bismillah. Ve Şiton. Görüyorsunuz arkadaşlar yani çok zor bir şey değil. Sadece adama gittim. Ben buna nasıl çıkacağım lan? Sadece adama gittim, shotgun'la bir damage attım, sonra SMG'ye geçtim ve vurdum damage 133 yani. Adama vurdum damage 133 abi. Yani böyle bir damage olabilir mi ya? Çok güçlü bence. Çok güçlü. Yani kaldırılmadan keyfini çıkarım falan diyeceğim. Çünkü kalkması değil de nöflenmesi gereken bir şey gibi şu anda. Ya herkes oynuyor istisnasız. Bu arkadaş oynamıyor. Bu arkadaş shotgun oynamıyor. Bak bak. Ne buraya geldim uçmak için. Jetpack olmayınca da biraz sıkıntılı oluyor ama jetpack'e alacak yerim yok şu an. Buna sadece double değil, triple da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şurada bir reis gördük. Onun kafasına ineceğim. Aslında zipline'la gidebilirim o kapısına. Daha iyi olur evet.
40 vurdum yani. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yani gerçekten çok OP. Çok OP. Rift'i kullanamayacağım çünkü Rift'i kullandığımızda artık eskisi gibi silah alamıyoruz. O birazcık sıkıntılı bir durum. Yani Rift'i kullanıp silah alamıyoruz. Bence Rift'in en önemli özelliği oydu. Shockwave'de de bazen öyle ama Shockwave'de alabiliyoruz. Şimdi adam arayacağım. Ses var ama bu botun sesi galiba. Buralarda adam arayacağım. Buralarda bir adam bulursak kafasına direkt inelim. Aha bulduk. Aa yalnız on geliyor. Bunun kafasına inelim ya. Zon geliyor mu arkadaşlar? Vuramadım. Abi buna da öldür, buna da ölseydim gerçekten rage quit atıp bugün video atmayacaktım. Çünkü şu anda 6. 7. oyunum ve hep bu tarz bu şekilde adamlara öldüm. Ben artık bir kere daha ölmeyi kaldıramayacağım. O yüzden iyi ki ölmedim. Bu şeyler acaba can veriyor mu? Sadece shield mi yoksa? Tamam can veriyor. Nice. Bağlamada biraz. 13 tane. Tamam güzel. Shield'larımızı yapalım biz bu zona çok rahat bir şekilde gideriz. Araba... Aa bunu şey yapamıyoruz. Boostlayamıyoruz. Aga be. Bunu boostlayamıyoruz arkadaşlar. Bunu boostlayamıyoruz. Biz direkt zonun yolunu tutalım. Ben bir iki tane yiyeyim. 10 veriyor. Bu yediğimiz şey 10 veriyor ve hızlı veriyor bu arada. Yavaş vermiyor. O çok güzel bir özellik. Bazıları çünkü çok yavaş veriyor biliyorsunuz. Şimdi araba almamız lazım. Aa loot'a bak. Araba almamız lazım ama araba ne alabiliriz ki? Araba yok lan. Aslında araba almaya da çok ihtiyacımız yok. Şuradan uçarız ya. Bu oyunda rotate şeylerin olması çok hoşuma gidiyor. Araba burada var ama uçmak daha mantıklı. Oğlum bir saniye zon kaç vuruyor? What the fuck, zon çok vuruyor arkadaşlar. Zon 5 mi vuruyor? Yok 2 vuruyor. Oo. Zon çok vuruyormuş gerçekten. Böyle direkt uçarsam gidebilirim aynen. Abi çok iyi bu uçma ya. Ya oyunda rotate itemları olduğunca böyle uçma direkt doğal rotate itemları olunca oyunu gerçekten çok oynayasım geliyor. Çok eğlenceli bir hal oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Şu anda biz ölümsüzüz bu arada. Bizi kimse öldüremez. Za. 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 Niye de mi çemiyor lan? Bunları öldürdüm çünkü şu canını alacağım. Aa zon geliyor. No. Ha tamam problem değil ya. Zon yürüme şeyi. Yani benden hızlı gelmiyorsa problem yok demektir. Bu aslında problem var ya. Şimdi Zero Build modunda arkadaşlar endgame oynamak gerçekten çok zor. Hani neden zor? Çünkü build yok. Yeteneği şu anda beni öldüren birisi benden iyi olmasına gerek yok. Şu anda beni benden iyi olmayan birisi çok rahat bir şekilde öldürebilir. Şu kayanın arkasında pusan birisi olsa beni öldürebilirdi, anladınız mı? Zero build modunu bu yüzden seviyorum. Build modu daha çok seviyorum tabii ki ama Zero build mod gerçekten ona değişiklik getirdi. Evet mesela. Ne yapacağız yani? Buna da sıkacak. Arenin olmaması Zero Build modunda çok çile bir şey. Şiton. İşte böyle şitonlar, şiton yersin yavrum. Yol al. Yol al. Şiton. Arkadaşlar bir çok hava attım. Bir yere gitmem lazım. Çok hava attım. Çok hava attım nazar değecek. Bir git lazım. Bir git lazım.
Ah, sırtım ağrıyor şu anda ya. Spor ağrısı çok güzel bir şey ama ağrı olunca güzel bir şey olmuyor. Çanadan sesi duyduk. Benimki daha fazlaymış. Evet. Nereden sıktı kız o? Allah Allah. Bu üç harf ama pusana da olabiliyor yani. Şidon. Neyi var? İşime yarar bir şey yok. Ama bu işe yarar. Bu adam yakına indi biraz. Yo, inmemiş, hala uçuyor. Zonun ucundan gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bunu öğrendim. Eğer zonun ortasına giderseniz veya zona erkenden giderseniz büyük bir ihtimal ölüyorsunuz. Evet, şurada bir reis var bu arada. Yani zona tabii ki de geç gitmemeniz gerekiyor. O zaman da fokusluyorsunuz ama zona çok erken gitmemeniz gerekiyor. Ve ARM olmadığı için şu anda adamların benimle fight alması durumunda çok zor bir durumda kalacağım. UFO'ya çıkmam gerek şu an. Yani UFO'ya çıkmam gerek ama hareket edemiyorum. Araba sürmeyi beceremiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada nerede adam var? Orada bir adamımız var. Biz onunla fight almazsak arkadaşlar. Ha güzel. Bir adam orada varsa. Biz onunla fight almamız lazım beyler. Ne alacağım? Şiton. İşte böyle şiton yersin yavrum. Yol al. Yol al yavrum. Adam gidiyor. Yukarı çıkma sesi duydum, adam geldi arkadaşlar. Üstüme gelebilir. Ama hangi taraftan? Zon UFO'da yalnız ya. Jetpack'im olduğu için sorun yok. Double Shotgun gerçekten çok güçlü arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce oynanır mı? Yani sadece double değil, triple shotgun bile yapabiliyorsunuz. Çok güzel bir şey. Şimdi burası zonda olmayacak ama şu taraf zonda olacak. Biz bu adamla sıkıntılı bir duruma düşebilir miyiz diye düşünüyorum. Şu anda aslında AR'ye de alabilirim. Bilmiyorum, adam şu anda içimizde bu arada, hani UFO'nun içinde. Bakın ayak sesleri geliyor zaten. Jetpack'im olduğu için ben bunu öldüreceğimi zannediyorum eğer UFO'da fight atarsak. Ama oradan gelemez artık. Ben de bu arada zonda değilim, birazcık gitmem gerekecek. Şu anda zonda mıyım? Yani. Jetpack'im olduğu için problem yok. Şunu kırayım. Evet, çok mantıklı bir şey yaptım. Adam bu kapıdan artık çıkamaz. Tek çıkışı ya bu kapı ya da uçacak. Ya da aşağı inecek, pardon. Şuradaki loot'a baksanıza lan. Oha. Aa, zon yine bizde. No way. Adam zonu öldürür mü peki acaba? Nerede? Ben bu adamı öldüreceğim ya. Açıyorum sanki alabiliyormuş gibi. Alamıyorum. O kapının orada bu reis. Ben şu an zondayım değil mi? Evet. Burası hiç kapanmayacak ki şimdiki zonda. Bu reis beni öldürebilir mi diye düşünüyorum. Zipline jetpack'im varken öldürmesi çok zor. Yani burası zipline'a bir giriş yapar. Oradan direkt aşağı atlayabilir. Ben de bu sürede bu shotgun'la ona vurursam bir böyle 60 falan vursam. Stinger SMG'yi de SMG'yle zaten yok ederim bunu. O kapıdan çıkışı... O kapının kapanması gerekiyor yani. Zonun oraya kadar gelmesi gerekiyor. Eğer gelirse bu dediğimizi başarırız. Ki geldi bile, geldi bile. Çıkacak. Ya çıkacak ya aşağıda.
Çıkacak az sonra. Şu an niye çıkacak ya aşağıda? Başka bir şansı yok. Zona ölebilir mi ki acaba? Zona ölmez diye düşünüyorum yani. Lan çıkmış olabilir mi? Hayır. Evet, zon kapandı. Aa! Lan adam aşağı inmiş. Adam aşağı inmiş beyler. Bir saniye, biz kaçırdık. Şimdi ne yapabilirim? Bir saniye lan, ben burada zon... Hayır. No 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 no. No. Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumda kaldık. Çok kötü durumda kaldık. Hayır. Haha, ikimiz de dans ediyoruz. Ve shit on. Let's go. Son adamı da öldürüyoruz. Double shotgun nasıl olmuş arkadaşlar sizce? Beğendiniz mi? Kullanır mısınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. 10 kill bin aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.